Herkese merhabalar. Özel özelliklerin kullanımı ve teknik resim anteti hazırlama isimli webinarımıza hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak webinarımızın içeriği ve gidişatı ile ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Webinar yarım saat sürecek. Webinar sırasında e, aklınıza gelen soruları webinar sonrasına saklayabilirsek, akış kısmında özellikle konuların ilerlemesi bakımından daha verimli bir, webinar gerçekleştirmiş olacağız. Sorularınızı bu sebeple webinar sorularına cevaplayacağım. Onun dışında webinar kaydı e, online olarak gerçekleşiyor. Kaydedilen webinara ulaşmak isterseniz marketing.yanasoft.com mail adresine isteğinizi belirten bir mail atmanız yeterli olacak. Bunun dışında ek olarak e, sorularınızı panelde bulunan sorular bölümünde yöneltebilirsiniz. Bu soruları yine webinar sonunda tekrar yanıtlamaya çalışacağım. Ve ilk olarak özel kısmıyla webinara başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Webinar sunumuna geçmeden önce belirtmek istediğim bir husus var. Bizim teknik resimleri kullanmamızın asıl önemli amacı tasarımcı olarak bizlerin tasarımdaki üretim bilgilerini üretim hattında çalışan personele aktarmaktır. SolidWorks MBD bu üretim bilgilerini aktarmanın 3 boyutlu yolunu sizlerle buluşturarak en verimli ve teknik resimin okunması için gerekli eğitim düzeyini en alt seviyeye indiren ek bir platform. Fakat yine de çoğu tasarımcı için ürün imalat bilgilerini aktarmanın son aşaması teknik resimler yani iki boyutlu çizimlerden geçmektedir. Bu sebeple iki boyutlu çizimlerde harcadığımız zamanı en aza indirmek gerekiyor. SOLIDWORKS bununla ilgili bize özel özellikler ve teknik resim antetlerine otomatik olarak bu özelliklerin aktarılması imkanını sunuyor. Özel özellikleri tanımlamak için öncelikle özellik kavramını oturtmamız gerekli. Bunun için özellik nedir sorusunu soralım. Özellik, bilgisayar ortamında doğal hakta bilgi içeren değişkenlerdir. Bunlara o dosyanın adı, oluşturulma tarihi, boyutu, türü, konu bir örnek verebiliriz. Sizler de çoğu kullanıcı gibi herhangi bir dosyanızın üzerinde sağ tuşa tıkladığınızda özel penceresini açtığınızda o dosyanın özelliklerine erişebilirsiniz. Dosyanın türü, örneğimizdeki bir SolidWorks montaj dosyası, diskte kapladığı boyut ve diğer ayrıntıları dosya türü göre örnek bir parça dosyasını ele alalım. Dosyamızın ismi diye ait bir özellik. Özellik kavramında özelliğin adı ve aldığı değer yer alır. Örneğin bağlantı pimi isimli parça dosyamıza bakacak olursak bağlantı pimi dosyamızın adı bağlantı pimi dosya türü ise solidworks parça dosya olarak belirlenebilir. Dosyalardaki özellik türleri ise ikiye ayrılır. Bunlar doğal özellikler ve özel özellikler. Doğal özellikler az önce açıkladığımız gibi dosya adı, türü, boyutu gibi dosyalarda ortak denilebilecek değerleri taşır. Fakat bunun dışında o dosyayı oluşturan kişiler veya örneğin bir SolidWorks dosyası ise ve bir parça dosyasından bahsediyorsak o parçanın malzemesi, ağırlığı gibi, o dosyaya özel özellikler yer alır. Doğal özellikleri dosyaların üzerinde sağ tuşa tıklayıp özellikler penceresi üzerinden görüntüleyebiliyoruz. Bunun dışında özel özellikler SolidWorks dosyaları için örneğin bir montaj dosyası açtığımızda yukarıdaki komut panelindeki Dosya özellikleri butonuna tıklanarak veya Dosya özellikler komutuna tıklanarak ulaşılabilir. Dosya özellikleri penceresine baktığımızda 3 adet sekme görüyoruz. Bunlardan ilki özet bilgi. Özet bilgi o dosyanın doğal özelliklerinin bir özetini içeren özellik sayfası. Biz dosyanın yazarını, dosyayı daha sonraki aramalarda kolay bulunabilmesi için anahtar kelimelerini, o dosyaya özel yorumları, başlık ve konu bilgileri gibi ekstra verileri de dosyaya işleyebiliyoruz. Fakat bunun dışında burada belirtilmeyen özel özellikler de eklememiz gerekebilir. Bunun için ikinci sekmedeki dosyaya özel özellikler sekmesini Kullanabiliriz. Örnek doldurulmuş bir doğal özellik sayfasını görüyoruz. Burada yazar olarak, benim anahtar kelimeler olarak tasarım ayrıntıları ve yorum olarak da bu tasarımdaki ekstra yorumları görebiliyoruz. Özel özellikler ve doğal özelliklere şöyle bir yukarıdan bakalım. Doğal özellikler yani native properties dosyaların var olmasını sağlayan özelliklerdir. Fakat o dosyaların sizin tarafınızdan kullanılacak özel özelliklere sahip olması için kendiniz bu tanımları oluşturmalısınız. Bu sebeple özel özellik ekleme işlemi bir bakıyoruz. Özel özellikleri kullanmamızın asıl amacı, örneğin teknik resme bir parça dosyasını aktardığımızda, oluşturacağımız antete bu özelliklerin direkt olarak gelmesi. Ve biz bu işlemi bir şablon olarak gerçekleştireceğimiz için tasarlanan herhangi bir parça veya oluşturulan herhangi bir teknik resimde bunu kolay yoldan kullanabiliriz. Özel özellikler dosyaya özgü olduğu gibi dosyaların içerisindeki konfigürasyonlara da özel olabilir. Bunun için de ayrı bir konfigürasyonlara özel özellik sekmesi mevcut. Özel özelliklerden başlayalım. Özel özellikler 3 farklı yöntemle eklenebilir. Bunlar dosya özel özellik veya konfigürasyon özel özellik olabilir. E, ekleme tiplerinde ise öncelikle el ile ekleme yapacağız. Örnek bir çalışmayı beraber yürütelim. Bunun için bir parça dosyası açıyorum. Dosyamın özel özelliklerine ulaşabileceğim dosya özellikleri komutunu kullanarak özel sekmesine geliyorum. Şu anda kişiselleştirilmiş herhangi bir özellik olmadığı için pencere boş olarak gelecek. Ben tasarlanan bu parçanın bana ait olduğunu bildirmek için bir özellik tanımlayacağım ve bu özelliğimin adı çizen olacak. Buradaki önemli husus özellik adları doğrudan son kullanıcıya aktarılan bilgiler değildir. Yazılımın içerisinde değerleri taşımak için kullanılan bir araçtır. Bu sebeple buradaki e, karakter kullanımında İngilizce karakter ve boşluk karakteri kullanmama gibi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yazılımın arka planında ileride sorunlara sebep olacak e, bazı hataları oluşturabilir çizen isimli İngilizce karakterlerle bir özellik ismi tanımladım. Daha sonra bu özelliğime bir tip atamam gerekiyor. Bu tip bir metin, tabi, numara veya evet hayır içerebilir. Bunun arasındaki farklara gelecek olursak dosyamda kapladığı boyut olarak özetleyebilirim. Evet ya da hayır bilgisayar sistemindeki 1 ve 0 bir şekilde çok çok küçük bir boyut kaplar. Bunun dışında numara, tarih, metin gibi diğer verilerde kendilerine has boyutta verileri saklayabilir. Ben çizen özelliğimin değeri bir metin olacağı için metin tipini seçiyorum. Ardından oluşturduğum çizen isimli özelliğe değeri veriyorum. Çizen özelliğinin değeri benim ismim olacak. Bunun için "dr Gürkan Yakıcı" yazıyorum. Herhangi bir boşluğa tıkladığınızda girdiğiniz değerin sonucunu değerlendirmişler sütununda görebilirsiniz. Yeni bir özellik ekleyerek devam edelim. Çizen isimli özellikten. Sonra ikinci özelliğim malzeme özelliği olsun. Çünkü biz teknik resime malzeme aktarma işlemini de otomatikleştirmek istiyoruz. Özelliğimin adını malzeme olarak tanımladım. Tipi metin olacak. Değer kısmına geldiğim zaman az önce ismimi yazdığım gibi manuel bir değer girebilirim. Veya SolidWorks'un bana sunduğu Özel formülasyonlar sayesinde oluşturulan parçama eğer daha önceden bir malzeme atanmışsa bunu doğrudan özel özelliğime ekleyebilirim. Bu şekilde eklediğiniz formüller unsur ağacında parça tasarlarken atadığınız malzemeye bağlantı kuracaktır. Örneğin şu anda malzememin değerini Chrome Stainless Steel olarak görüyorum. Özel özelliğimi tamamladım. Daha sonra bu malzememi değiştiriyorum. Sağ tuş sade karbon çeliği olarak malzememi yeniden tanımladım. Özellik penceresini tekrar açtığınızda malzemeye bir sabit değer yerine formül girdiğiniz için bu formül yeniden hesaplanacak ve şu anki değeri alacak. İşte biz bu sayede teknik resime veriler aktarırken Parçamızdaki tasarım değişikliklerini de doğrudan teknik resme aktarabiliyoruz. Örnek bir çalışma için hepimizin yakından tanıdığı bir montajla işe başlayalım. Universal Joint'le bu montajımda özel özellikleri ekleyerek işleme devam edeceğim. çizen isimli bir özellik ekliyorum ve değeri yine benim adım olacak. Bu eklediğim özel özellik tamamıyla buradaki montajıma özgü bir özellik. Eğer ben montaja değil, ürettiğim herhangi bir parçaya bu özelliği eklemek istiyorsam, örneğin buradaki krank kolu parçasını açalım. Ve tasarladığım bu parçaya özel özelliği ekleyelim. Gördüğünüz gibi krank kolu parçasına ait bir özel özellik atanmadığı için boş geldi. Çizen isimli özelliğimi tekrar buraya atıyorum. Ve teknik resime bu parça üzerinden ilerleyeceğim. Çizen özelliğini belirledim ve bir değer ifadesi girdim. Daha sonra malzemeyi bir formüle bağlıyorum. İlk resimde tasarladığım bu parçanın ağırlığını da görmek istiyorum. Bu sebeple SolidWorks'un bana sunduğu formda küt isimli formülü ağırlık isimli özelliğime ekliyorum. Özel özellik adet belirlendikten sonra tamamlandı ve parçama işlendi. Daha sonra parçamı teknik resim aktaracağım. Bugün dosya parça veya montajdan teknik resim oluştur komutunu kullanıyorum. Boş bir çalışma sayfası tablonu açtığım için benden bir antet seçmemi istiyor. A3'ü seçerek ilerliyorum. Teknik resim şablonumu açtığımız zaman sağ taraftaki görünüm palet izometrik görünümü teknik resime yerleştiriyorum. Antetin tablo kısmına yaklaştığım zaman, çizen, denetleyen, onay isimli kutucukları boş görüyorum. Fakat gördüğüm bir durum var. O da parçamın adı otomatik olarak geldi. Kran kolu isimli bir değer. Şimdi önceki durumlarımızda biz özel özellikleri detaylandırma, not ve ilgili kutuya ufak bir not ekleyerek Model olarak elle giriyorduk. Fakat bu işlem her parça için ayrı bir adı gerektirdiğinden zaman konusunda de kayıplar yaşatabiliyordu. şimdi özel özellikleri metinlere bağlama işlemi bu kaybı en aza indirecek. Bunun için öncelikle teknik resimin çalışma sayfası biçiminin girmem gerekiyor. Kullanacağım ilk giriş dosya çalışma sayfası biçimini düzenle. Kaydetme işlemini burada Sağ tuş Çalışma sayfası ile düzenle komutuna giriyorum teknik resminde. Ve şu anda gördüğünüz çalışma sayfası bir görünüm kayboluyor. Çünkü düzenli unsur benim krank kolu isimli teknik resmimdeki çalışma sayfası biçimi unsuru. Bu diğer parça ve montaj şablonunda düşünebiliriz. Şu an e, tekrar bir uyarı yap. Sıkıntı yaşamıyoruz. Doğrulayabilir miyiz? Sesim geliyormuş şu an. Bağlantı için e, tekrar bir sabit bağlantı arkadaşlar gerçekleştiriyor. Çok kısa bir süre bekleteceğim. Evet tekrar merhaba. Şu an daha iyi bir bağlantıya geçtik sanırım. Tekrar bir kontrol gerçekleştirebilir miyiz? Şu an ses kesik değil, alabiliyorum. Pekala. O halde devam edelim ve son kısmı tekrarlayalım. parça ortamıma tekrar döndüm. Özel özellikleri eklediğimizi hatırlıyoruz. Bu parçadan tekrar bir teknik resim oluşturduk. Şimdi teknik resim şablonu açtığımızda bir çalışma sayfası formatı istiyor bizden. Fakat bizim daha iyi kavramamız için şablon ve çalışma sayfası formatı arasındaki farkı bilmemiz lazım. Bunun için şöyle bir açıklama yapabiliriz. Şablonlarımız dosya özellikler kısmında veya seçenekler kısmından belge özelliklerine geçtiğimiz zaman depolanan verileri bize gösteriyor. Buradan biz şablonlarımızda neleri kaydedebileceğimizi, nelerin saklanabileceğini rahatlıkla görebiliriz. Örneğin detaylandırmalar veya kendi belirlediğimiz draft standartları, ölçümlendirmeler için atadığımız özel yazı tipleri, şablonumuzun içinde belirlediğimiz birimler, çizgi yazı biçimi, çizgi stili gibi özellikleri direkt olarak şablon içerisine kaydettiği için burada düzenliyoruz. Çalışma sayfası formatı ise teknik resminizde unsur ağacındaki çalışma sayfası biçimi unsuruna ait verileri içeren bir dosyadır. Bizim çalışma sayfası üzerinde sağ tuşa tıklayıp sayfa biçimini düzenli komuta girdiğinizde buradaki unsurun düzenlemesine girdiğimizi gösterir. Şimdi tekrar görünümümüzü ekleyelim. Teknik resme parçayı ekledim. Daha sonra antet kısmıma tekrar yakınlaşıyorum. Burada manuel değerleri girmektense yapacağım şey anteti düzenlemek için çalışma sayfa biçimini düzenlemesine girmek ve daha sonra notlarımı çalışma sayfası biçimine eklemek. Normal bir not ekler gibi not komutunu tıklayıp herhangi boş bir alana notumu yerleştiriyorum. Buraya manuel bir değer girdiktense sol tarafta nota ait özellikler yöneticisi panelinde Metin biçimi sekmesinin altındaki özelliğe bağlantı kur komutunu kullanarak daha önce oluşturulan veya dosyada zaten var olan herhangi bir özellikle direkt bağlantı kurabilirim. Bunun için öncelikle bağlantı kurmak istediğim özelliğin kaynağını belirtmem gerekiyor. Bizim eklediğimiz çizen isimli özellik modele ait bir özellik olduğu için özellik kaynağı olarak modelin konumunu belirtiyorum. Burada şu an oluşturduğunuz çalışma sayfası özelliklerine atanan model özelliklerini veya seçtiğiniz teknik resme atanan herhangi bir parçanın özelliklerini kaynak olarak belirtebilirsiniz. Seçiminizi yaptığınızda özellik adı sekmesini yaptığınızda çizen malzeme ve ağırlık isimli kendi belediyemiz özelliklerinin geldiğini, dışında dosyada zaten var olan dosya adı, malzeme listesi, klasör adı gibi doğal özellikleri görebilir. Benim eklediğim metin kutusuna bağlanmak istediğim özelliğim, çizen isimli özellik. Değeri de girdiğim şekilde kendi adım, yani Gürkan Yıkıcı. Tamam diyerek bağlantı kurma işlemini tamamlıyorum ve yeşil notu onaylıyorum anda metnin üzerine geldiğinizde sağ alt taraftaki bilgi kutusu bana bir eklediğim metnin aslında bir formül dolar ile gösterilen perepşit yani dosyanın özelliğindeki çizen isimli özellikle bağlantı kurduğunu gösteriyor. Eğer eklediğiniz bir not üzerinde sağ tuşa tıklayıp metni pencerede düzenle derseniz bu formülasyonu direkt olarak görebilirsiniz. Özel özellikleri eklerken kullanacağınız bu formül direkt olarak özellikle bağlantı kuracaktır. Örneğin buradaki formülü kopyalıyorum. Yeni bir not ekliyorum. Ve formülümü buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi formül yapıştırmam Aynı şeyi aynı değeri getirdi. Fakat benim istediğim metni düzenlemeye girerek bu formüldeki çizen isimli özelliği değil malzeme isimli özelliği almak. Tamam dediğim zaman malzemenin belirli olmadığını görüyorum. Bunun için tekrar tasarımını yaptığımız parçaya döş yapalım. Görüldüğü gibi parçada herhangi bir malzeme atanmadığı için özel özelliğinde de değerlendirilmiş bir değer bulunmuyor. Yapacağım şey malzeme atamak. Parça içerisinde bunu doğrulamak 1060 alışım olarak atandı. Daha sonra teknik resme geçip malzeme isimli özelliğin güncellendiğini görmek. Çizen isimli metnimi belge tipinden ayırarak kendim manuel bir puntoyla küçültüyorum. Ve bunu ilgili kutucuğa yerleştiriyorum. Malzeme isimli metnimi de ilgili alana yerleştirdim. Ağırlık kısmına da aynı şekilde bir not ekliyorum. Ve özellikle bağlantı kurup modelin konumundaki ağırlık isimli özelliğimle bağlantı kurması sağlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta parça içerisindeki şablonda değerlendirilmiş özellik ne ise o özelliği teknik resme taşımamız. Şu an ağırlığı gram cinsinden görüyoruz. Sebebi bu özelliği çektiği parçadaki birim sisteminin gram olarak belirlenmesi. Bu dikkat edeceğimiz bir diğer unsur. İstediğimiz özellikleri antetimizi ekledikten sonra sayfa biçimi düzenlemesinden çıkarak işlemin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Şu an oluşturduğumuz bu işlem yalnızca buradaki krank kolu teknik resmine ait bir çalışma sayfası oldu. Biz bu çalışma sayfasını bundan sonra oluşturacağımız teknik resimlerde de kullanmak istiyorsak çalışma sayfası biçimini dışarıya kaydedip sonraki çalışmalarımızda bunu kullanmalıyız. Bunun için dosya çalışma sayfası biçimini kaydet komutuyla oluşturduğum bu çalışma sayfası biçimini dışarıya kaydediyorum. Çalışma sayfası biçimlerini SolidWorks'un okuduğu temel konum, kurulum konumu, link, kullandığınız dil, ve sheet format isimli klasör yolundan okunur. Çalışma sayfası formatıma özel bir isim veriyorum. Ve kaydet ile çalışma sayfası formatını kaydediyorum. var olan teknik resmi ve üzerine çalıştığım parçayı kapattım. Farklı bir parça üzerinde bu işlemi kurup eklediğimiz özel özelliklerin otomatikleştiğini doğrulayalım. Dirsek isimli parçamı parça şablonunda açıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir özelliği yok. Yapacağım şey çizen ve malzeme isimli özellikleri eklemek. Farklı bir isim ekleyerek devam edeceğim. Malzemeyi de aynı şekilde belirleyip ağırlık değerimi de giriyorum. Kütle olarak formülasyonu girdim. Komutu onu aradım. Bir malzeme belirliyorum. Ve bu parçamdan bir teknik resim çalışma sayfası biçimi olarak varsayılan şablonları kullanmak düzeltiyorum. Eee çalışma sayfası biçimlerini kullanmak yerine göz kendi oluşturduğum çalışma sayfası biçimini kullanacağım. Bunun için mükresim antet isimli çalışma sayfası biçimini aç diyorum ve tamam diyerek işlemi onaylıyorum. Yaklaştığımızda gördüğümüz antette herhangi bir bulunmuyor. Fakat Düzenlemesine girdiğinizde burada eklediğimiz özelliklerin formülasyonlarını görebiliyoruz. Eklediğimiz özellikler teknik resime eklenen modelden okunacağı için ve şu an çalışma sayfamda bir model bulunmadığı için boş olarak görünüyor. Eğer herhangi bir parça veya montajı çalışma sayfanıza eklerseniz bu özelliklerin geldiğini göreceksiniz. Özellik eklerken modelin konumunun dışında teknik resim ait özellikler de eklenebilir. Örneğin ölçek. Ölçek için teknik resmime bir not ekliyorum ve özellikle bağlantı kur diyorum. Ölçek özelliğini alacağım konum bir çalışma sayfası konumu. Yani benim ölçeğimi belirleyen bilgiler geçerli belge. Şu an teknik resim açık olduğu için teknik bir özellik olarak nitelendiriyorum. Ve özellik kadımı açtığım zaman çalışma sayfasına ait özellikleri burada görüntüleyebiliyorum. Çalışma sayfası özelliklerinde doğal özelliklerin dışında çalışma sayfası ölçeği, çalışma sayfası format boyutu, geçerli çalışma sayfası ki şu an çalışma sayfasındaysam onu gösterecektir toplam çalışma kafalarını özellikle bağlantı kurabiliyorum. Eklemek istediğim şey ölçek değeri olduğu için görünüm ölçeği yani scale formülü eklediğim metin özelliğiyle bağlıyorum. Burada önceden belirlenmiş ölçek isimli bir özellik ve yanında da değeri görüntüleniyor. Şu anda sayfamın ölçeği 1 bölü 2. Özellikle direkt bağlantı kurulduğu için eğer çalışma sayfası ölçeğimi özellikler paneli altından değiştirirsem 1 bölü 1 ölçekte kullanırsam ölçeğimin de bu şekilde güncellendiğini görebilirim. Özel özelliklerin şablonlarınızı oluştururken yeni bir parça tasarımlarında direkt olarak gelmesini istiyorsanız şablonlarınıza bu özellikleri eklemelisiniz. Örnek olarak boş bir parça şablonu açalım. Yeni bir boş parça şablonu açıyorum. Ve Tüm özelliklerin bundan sonra oluşturacak parçalarda otomatik olarak gelmesi için özellikleri ekliyorum. İlk özelliğim çizen isimli özellikti. Tipi metin. Değerini boş bırakıyorum. Malzeme isimli özelliğime ise malzeme formülünü ekliyorum. Ağırlık isimli özelliğime ise kütle özelliğini formüle ediyorum. Şu anda değerlendirilmiş değerler boş olarak görünüyor ben oluşturduğum bu özellik içeren parça dosyasını şablon olarak kaydedeceğim. Bunun için dosya farklı kaydet seçenekleri altından kayıt türünü parça şablonu olarak seçmem gerekiyor. Part template olarak seçtiğim kayıt türünü dosyaya şablonuma bir isim vererek oluşturuyorum. Kaydet dediğim zaman artık içinde özel özellikler içeren şablonum yerel diskime kaydedilmiş oldu. SolidWorks'ta yeni bir çizim başlatırken şablon seçme ekranında acemi moddan gelişmiş moda geçip oluşturduğunuz bu parça şablonlarını direkt olarak görebilirsiniz. Oluşturduğum Yenisoft isimli içerisinde özel özellik içeren parça şablonumu açıp çizimime buradan devam ediyorum. Üst düzlemde basit bir disk çizimi ile işleme başlıyorum. 100 mm çapında bir daireyi 10 mm'lik bir ekstrizyonla katıya çevirdim. Ve buna dökme alışımlı çelik malzemesini atadım. Oluşturduğum bu parça, bir şablondan oluştuğu için çizen, malzeme ve ağırlık isimli özellikler direkt olarak şablonumla beraber geldi. Daha sonra bu teknik çalışmamı herhangi bir dosyaya kaydediyorum. Ardından teknik resim oluşturmak için teknik resim şablonumu seçiyorum. Teknik resim şablonumu seçtiğim zaman kullanacağım antet yine benim oluşturduğum teknik resim anteti isimli çalışma. Bu şekilde açtığımda teknik resme herhangi bir görüntü eklenmediği için boş alanlar bu görüntünün eklenmesiyle otomatik olarak dolacaktır. Şu an malzeme ve ağırlık değerinin otomatik olarak geldiğini görüyoruz. Fakat çizen isimli özellik boş. Bunun sebebi parça içerisinde çizen isimli özelliğin belirtilmemesi. Eklediğiniz özelliğe bir değer girerek teknik resimde tekrar onun oluşmasını sağlayabiliyorsunuz. Şablon için kullanılan tüm özelliklere belge özellikleri altından erişebileceğimizi görmüştük. Teknik resim çalışma sayfası formatına ait özellikleri de Çalıştığınız sayfa biçiminde sağ tuşa tıklayıp özellikler sekmesine geçerek erişebilirsiniz. Slaytımıza dönecek olursak şablonlarımız biz dosyaya ait özellikleri çalışma sayfası formatlarımız ise title block dediğimiz antet ve üst kat için. Burada sayfamızın adı, ölçeği, kullanım boyut veya bölge parametreleri gibi değerleri çalışma sayfası bilgisayarına kaydedebileceğimizi de görebiliriz. Bunun dışında özellikle bağlantı kurmak işlemine ek olarak teknik resim antetlerinize ekle seçeneğini kullanarak resimler veya tablo ekleyebilirsiniz. Daha önceden bildiğiniz görünümleri teknik resim şunu içerebileceği için teknik resim görünümlerinizi dosya altından çalışma sayfası biçimini kaydet ile tekrar ulaşamayacağınızı belirtmemde fayda var. Görünümler gibi şahına ait özellikler çalışma sayfası şablonun kaydedilmesiyle oluşur. Özel özellik oluşturma ve dosyaya özel özellik atama ayrıca teknik antetine teknik resim antetine bu özellikleri aktarma işlemleri bu denli kolay. Şimdi sorularınıza bir bakalım. Ee, Aklınızda kalan bir soru veya öğrenmek istediğiniz bir işlem var mıdır şu ana kadar anlattığımız konularla ilgili? Evet, bir bakalım. parçaların teknik resimlerini oluşturup imalat kısmına atıyorsunuz fakat miktar kısmını elle doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Part resimlerinde miktar kısmını ana montaj ekranındaki miktar kısmından okutamaz mıyız? Evet bu işlemi yapmamız için örnek bir çalışma gerçekleştirelim. Bunun için kullandığımız bir montajımız vardı. Bakın burada gördüğümüz montajda tüm parçalar Teknik resme aktarıldığı zaman birer adet olarak gelecek. Bu montajımızı teknik resmimize aktaralım. Aktardığımız montajdan detaylandırma, tablolar, malzeme listesini kullanarak bir malzeme listesi oluşturuyorum. Görüldüğü gibi Montajda eklenen parça sayısı miktar üstüne direkt geliyor. Fakat her parçadan birer adet olduğu için miktar kısmına da bunlar belirleniyor. Montaja tekrar döndüğümüzde örneğin yukarıdaki kırmızı parçanın içerisine girelim. Burada gördüğünüz parçanın siz çalışmalarınızda belirlediğiniz miktarda gelmesini istiyorsanız dosyanın özel özelliklerine bununla ilgili bir özellik oluşturmalısınız. Örneğin adet isimli bir özellik oluşturdum. Daha sonra buraya kaç adet kullanılacaksa o değeri giriyorum. Örneğin 10 adet. Yapacağım işlem malzeme listesi miktarını bunu bağlamak için sağ üst tarafta bulunan malzeme miktarı kutucuğunda malzeme miktarını belirten özelliği seçmek. Adet isimli özelliğim benim bu malzemenin montajlarda kullanıldığı zaman kaç adet değer alacağını belirleyecek. Malzeme listesi miktarını adet olarak belirledikten sonra dosyamı kaydediyorum. Teknik resme tekrar dönüşümü sağlıyorum. Gördüğünüz gibi o kırmızı krank başı isimli parçam artık bir adet değil 10 adet görüntülenebiliyor. Eklediğiniz özel özelliğin sağ üst tarafta bulunan malzeme miktarı penceresinde belirlemeniz yeterli olacaktır bu işlem için. Diğer sorunuza bakalım. Proje ofisinizde Solidworks'u kullanan birkaç kişiyiz. Çizemesinde her seferinde adınızı yazmak yerine seçmeli bir şekilde ayarlayamaz mıyız? Evet, bunun için de özel özellik sekmesini kullanabiliriz. Belirlediğiniz kişi isimleri veya herhangi oluşturacağınız bir liste, direkt olarak gelebilir. Bunun için şablonumuzda ufak bir düzenleme yapmamız gerekecek. Herhangi bir parça tasarımını açtığınızda sağ tarafınızda bulunan özel özellikler isimli sekme Size bu işlemi gerçekleştirmek için fırsat sunuyor. Özel özellik sekmesi. Buraya ekleyeceğiniz komutlarla örneğin bir listeyi kullanıcıya sunup içerisinden seçim yapmanızı ihtimalini verebilir. Bunun için soru araçlarından özel özellik sekme oluşturucuya geliyorum. Beni bu şekilde özel özellik sekmesi oluşturucu bir araç karşılıyor. Yapacağım şey kullanıcının veri girebileceği bir metin kutusu eklemek. Daha sonra bu metin kutusuna bir isim vermek, örneğin çizen. Metin kutuları içerisine direkt olarak metin alabilen nesnelerdir. Eğer siz kullanıcının metin değerini direkt olarak girmesini istemiyorsanız ve bunun bir liste şeklinde gelmesini istiyorsanız bir liste nesnesi eklemek zorundasınız. Bunun için ikinci bir çizen alanı ekliyorum ve kaydedilecek özelliği özellik ismini çizen olarak belirliyorum. Eklediğim bu nesne eklediğim bu nesne bir liste üyesi olduğu için kullanıcıya bir liste sunmam gerekecek. Bunun için listeme birkaç isim yerleştiriyorum. Listenin açılıcı, açıldığı zaman alabileceği değerleri bunu belirtiyorum. İşlem şu şekilde gerçekleşecek. Kullanıcı çizen isimli üstteki metin kutusunu sildim. Kullanıcı çizen isimli listeyi açtığı zaman Gürkan, Ahmet ve Mehmet isimli listeleme işlemini yapacak. Daha sonra kullanıcı herhangi bir değer seçecek ve seçtiği bu değeri çizen isimli özelliğin içine atayacak. Bunun için öncelikle oluşturduğum bu özel özellik sekmesini kaydediyorum. Kaydedilmesi için özel bir konum gerekiyor. Bu konumu Solitus açtığınızda seçenekler dosya konumları kişiselleştirilmiş özellik dosya kategorisi altında bulabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu özel özellik sekmesini buradaki konuma kaydetmeniz veya kaydettiğiniz konumu buraya eklemeniz gerekiyor. Kaydetme ekranına tekrar dönüyorum. Ve buradaki konuma özel özelliğimi ekliyorum. Bilgisayar, C sürücüsü, programdata data var ya girilmiş bir klasör olduğu için yukarıya manuel olarak yazıyorum. SolidWorks klasörüne giriş yapıp 2017 Lang ve Turk isimli klasör altına bir isim vererek kayıt işlemi gerçekleştiriyorum. Önceden oluşturduğum özel özellik dosyalarını silip yalnızca isim verdiğim özel özellik dosyamın kalmasını sağlıyorum ve özel özellik sekmesi oluşturucuyu kapatıyorum. Şimdi kaydettiğim bu özel özellik sekmesi oluşturucusuna baktığım zaman sağ tarafta özel özelliklere geliyorum ve çizen isimli liste kutumun burada geldiğini rahatlıkla görebiliyorum. Hatırlayın kullanıcıya ne sunuyorduk? Tıkladığı zaman açılan bir liste. Gürkan, Ahmet ve Mehmet ismini bana direkt olarak geldi. Kullanıcı herhangi bir değer seçtiği zaman ki şu an çizen isimli bir özellik bulunmuyor gördüğünüz gibi kullanıcı buradan herhangi bir isim seçip uygula derse direkt olarak özel özelliğe çizen kısmına bu özellik eklenecektir. Daha sonra yapacağı şey yaptığımız bu işlemi tekrarlayarak herhangi farklı bir değer atamak ve özel sekmesinin değerinin değiştiğini görmek. Teknik resmede aynı değişken gelecektir. Diğer sorulara bakalım. Evet, bir diğer soru, Antet'e DVG'yi import etme işlemi. Bu işlem ayrı bir alan gerektirdiğinden bunu ileride yapılacak, yayınlanacak makalemizde de ayrıntılı görebilirsiniz. Çünkü import etme işlemi bize çok fazla seçenek sunuyor. Bu seçeneklerin her birinin açıklanıp sizin istediğiniz import işlemine göre belirlenen belirlenmesi gerekir. Örneğin oluşturduğunuz bir dvg ya da hazır var olan bir antet dosyasını dvg uzantılı dosyayı teknik resminize import etmek için e, teknik resim şablonunuz açıkken şöyle yeni bir teknik resim şablonumuzu açalım ekle seçeneğindeki dxdvg'yi kullanabiliriz. Fakat burada çok fazla seçenek olduğundan bunlar ayrı bir webinar veya Makale konusu olarak planlanmış durumda. İlerleyen günlerde webinar olarak ya da makale olarak buna erişebilirsiniz. Evet, şu anda webinar için ayrılan süre dolmak üzere olduğundan kalan soruları mail adresine iletebilirsiniz. memnuniyetle cevaplandıracağım. Eğer ilgili bir makale yayınlanmışsa tarafımızdan bu makaleye ulaşabileceğiniz bir link de e, mail cevabın içerisinde olacak. Sorularınız için Gürkan İngilizce karlerle gurkan.yakicietyanosof.com'a mail atabilirsiniz. Webinarın kaydını tekrar edin, izlemek isterseniz veya elde etmek isterseniz marketing@etyanosof.com'a bilgilendirici bir mail atabilirsiniz. Webinarımıza katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Daha sonraki webinarlarda tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.